Samsun'da başlayan Teknofest'te de en çok ilgiyi aslında biraz önce aktarmış olduğumuz Kızıl Elma gördü. Selçuk Bayraktar'dan dinledik ama biraz daha yakından tanıyalım. Teknik özelliklerini biraz daha yakından sizlerle paylaşalım. Samsun'a gideceğiz. Teknofest'te bizleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bekliyor. Kızıl Elma'nın hemen önünde. Mahmut günaydın, kolay gelsin. Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Dünyada Türkiye ile birlikte 5 ülke insansız savaş uçağı yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de aslında insansız savaş uçağıyla ilgili ilk fikir 2003 yılında ortaya atılmıştı. O fikrin ardından Selçuk Bayraktar'ın da açıkladığı gibi 6 kiloluk bir robotun insansız savaş uçağına dönüşmesinin yolu ilmik ilmik örülmüş ve ilerlemişti. Ve ardından da şu an itibariyle Bayraktar Kızıl Elma, yani Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan bu muhteşem görünümdeki teknoloji Teknofest'te Samsun'da sergilenmeye başladı. Elbette ki prototipi, ancak prototip olmasına rağmen uçmaya hazır olan tüm yapılarıyla beraber şu anda aslının da burada olduğunu belirtelim. Teknik özelliklerine bakalım kameraman arkadaşım Ekrem Aslan'la birlikte. Burada bir grafik var, hemen o grafiğin önüne de geçelim. Bayraktar Kızıl Elma Muharip insansız uçak sistemi MİUS olarak biliniyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı. Haberleşmede görüş hattı ve görüş hattı ötesi. Seyir maksimum hızı 06.09 mat. Operasyonel maksimum irtifası ise 35 bin fit ile 45 bin fit arasında. Operasyon yarıçapı 500. Faydalı yük kapasitesi 1500 kilogram ki bu faydalı yük kapasitesinde özellikle görüntüleme sistemlerinin olduğunun bilgisini de paylaşmış olalım ki faydalı yük sensörlerinde elektro optik hedefleme sistemi, çok amaçlı EAS radarlarında olduğunu belirtelim. Bununla birlikte radar güdümlü akıllı mühimmatlar, füzeler, uzun menzilli seyir füzeleri. Hemen dönelim kameraman arkadaşımla. İşte o bahsettiği füzelerde burada Türkiye'nin ilk seyir füzelerinden bir tanesi SOM'da. Yerli ve milli olarak yapılmış, mühendislerimiz tarafından yapılmış SOM roketi de yine insansız bu hava uçağımızda kullanılabilecek ki özellikle roketlerin gövdenin iç kısmına yerleştirmesi de büyük bir gelişimi sağlayacak. Bu şekilde aslında radarlardan görünümü de kaybolmuş olacak. Grafiğe devam edelim. Kameraman arkadaşım Ekrem Aslan'dan bir kez daha buraya dönmesini isteyelim. Maksimum kalkış ağırlığı, bu da çok önemli. 6000 tonla kalkışını gerçekleşecek. Kanat açıklığı 10 metre, gövde uzunluğu 14.7 metre, yüksekliği ise 3.3 metre. Kısa pistli gemilerde operasyon kabiliyeti olacak ki bu çok önemli. Kısa pistli gemilerden kalkabilecek olması son derece önemli. Bununla birlikte düşük görünürlük, akıllı filo otonomisi, yapay zeka kabiliyetiyle hava ve hava muharebesinde kullanılacak. Hatta toleranslı 3 yedekli sensör füzyonuyla özgün yedekli server eğleyici birimleri de olmuş olacak. Şöyle biraz dolaşalım. Kameraman arkadaşım Ekrem Aslan'la birlikte görmüş olduğunuz gibi Bayraktar Kızıl Elma şu anda burada sergileniyor ki Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı en iyi anlatan materyallerden bir tanesi olduğunu da belirtmiş olalım. Yazılımlarıyla, Türk mühendisleriyle yerli ve milli olarak üretimi devam ediyor. Bir müjde de var. 2013 yılının ilk çeyreğinde artık insansız savaş uçağımız gökyüzünde olacak. Bu uçakların kabiliyetleri arasındaki en önemli özelliği de 5 ile 6 saat arasında havada kalabilme özelliği. İşte Bayraktar Kızıl Elma havada da 5 ile 6 saat arasında kalma özelliğine de sahip olmuş olacak. Ve 2013 yılının ilk çeyreğinde artık Türkiye kendi yerli milli insansız savaş uçağıyla birlikte teknolojideki geldiği noktayı da gözler önüne sermiş olacak. Uçağın tüm özelliklerine baktık elbette. Ancak burada bir isim var. O da bakın, aslında Türkiye'deki teknolojinin buralara gelmesinin en önemli mimarlarından bir tanesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın ismi de yine buradaki bu teknolojinin içerisinde yer alıyor. Çünkü merhum Özdemir Bayraktar şunu söylemişti: çocuklarımız uçaklara dokunabilsin, hayallerini gerçekleştirebilsin ki o dokunuşları, hayallerini gerçeğe dönüşmesinde ileride bizlere büyük fayda olacak demişti diyelim. Ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.